Çok teşekkürler. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay var. Şimdi de telefon attığımızda hocam. Hoş geldiniz Ana Haber'e. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam ligin şampiyonluk adayı takımlarından birini çalıştırıyorsunuz. 12 Haziran'da liglerin kaldığı yerden başlaması kararı alındı. Bugün bir teknik adam olarak bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya biz tabii ki şimdi artık ne söylesek boş. Yani bundan önce bir sürü şey söyledim ben. Erken olduğunu söyledim. Ne kadar geç başlarsa o kadar iyi olacağını söyledim. Şu anda da iyiye gidiş de vardı. Biraz daha bekleyebilirdik. Tabii ki bunun hem futbolcu arkadaşlarımızın hazır olması açısından hem de insanların rahatlaması açısından hem de şu anda futbolcuların ne kadar konuşsalar da psikolojik olarak iyi durumda olmaları gerekiyor. Kesinlikle iyi durumda değiller. Bunların birazcık daha zamana yaymak gerektiğini, biraz daha yerde oynamamız gerektiğini söylemiştik. Ama artık iş işten geçti. Söylediklerimiz zaten hepsi boş şeyler. Çünkü hiçbir zaman teknik direktörleri bir şeye koyup, alıp karşılarına alıp, oturup ne konuştular, ne görüştüler, ne fikrimizi aldılar. O yüzden kendilerine göre hazırladılar iyi bir şey. Biz de ona göre tabii ki oynamak zorundayız. Bunu yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ama daha güzel şeyler olabilirdi. Daha güzel bir zamanlama yapılabilirdi. İnşallah kazasız belasız ligi bitirmeye çalışacağız yani. Düşmenin kaldırılması da gündemdeydi. Bu reddedildi. Bu kararı nasıl yorumlarsınız hocam? Şimdi bir kere o kararı bu kadar gündeme, bu zamana kadar bekletmeleri doğru değildi. Çünkü o kulüplerde bir beklentileri vardı, bir umutları vardı. Her an böyle bir şey olacak gibi düşünüyorlardı. Ama onu bir an önce yapmaları gerekiyordu. Geç kalmaları tabii ki o kulüpleri bence çok üzdü, çok gerdi. Belki de şu anda daha farklı düşünüyorlar, sıkıntılı şekilde düşünüyorlar. O yüzden yani oradaki şeyde iyi karar verilebilirdi. Yani o ya gündeme getirilmemeli, orada kesilip atmalıydı. Lig böyle devam edecek denmeliydi. Ama bu gündeme taşındıysa mutlaka o gündem bugüne kadar o ikincilikte diğer takımlar mutlaka bir umutla bekliyorlardı. Şu günü bir umutla bekliyorlardı kesinlikle. Bana göre onlar şok olmuşlardır. Onlara göre bir demoralize olmuşlardır. Bence o ya gündeme gelmemesi gerekiyordu veyahut da orada ona göre bir karar verilmesi gerekiyordu yani. Ama şimdi tabii ki artık şey değil. Benim şimdi bundan sonra düşüncemiz bizim maçları kazanıp iyi bir şekilde bitirmek. İyi de bir avantajımız var. Yukarıdaki takımlar genelde birbirleriyle oynuyorlar. Bizim maçlarımız da kolay gözüküyor ama çok zor. Çünkü düşmeye oynayan takımlarla oynamak daha zordur. Onun için bizim maçlarımız zor. Öyle göründüğü gibi kolay değil. Ama benim biraz sizler destek olursanız benim bir tane isteğim var. Yani benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi bunu ya bir şehirde veyahut da üç tane çok yakın bir şehirde oynamak gerekiyor. Yani deplasmanlara git, deplasmanlardan gel. Bu bizi mahvedecek, bu bizi çok gelecek, çok sıkıntıya sokacak. Onun için burada yapacakları şey, keşke bunu yapabilselerdi. Ya bu kadar gücü mutlaka vardır federasyonun. Yani ya üç şehirde yapın, ya bir tam bir şehirde yapın. Herkesi böyle karantinaya alın, toplayın, kimse bir yere çıkmasın. Ve maçlarımızı orada hızlı bir şekilde bitirelim. Yani bunu yapabilirlerdi, bu çok önemli. Bir de bizim mutlaka ne olursa olsun bunu federasyonun şart koşması lazım. Bütün takımların yakın yerler hariç her yere kesinlikle özel uçakla gitmeleri gerekiyor. Yani bunları da yapmaları lazım. İnşallah yaparlar. İnşallah yapacaklarını da düşünüyorum. Belki şimdi Türk Hava Yolları'nın yaptığı bir indirim, %25 bir indirim. O bile kulüplere zor gelebilir, pahalı gelebilir hele hele bu ortamda. Onun için onunla daha bir kolayına gidebilirler. Bana sorarsanız lig olarak erken başlanıyor. Şu anda benim en az 3-4 tane sakatım var. Onların 2 tanesinin %100, Hakan Aslan'la Fernando'nun %100 bu maçlara yetişme imkanları yok. Ancak sonlara doğru belki yetişirler. Benim gibi bazı arkadaşlarımızın da mutlaka eksik oyuncuları var. Tam eksik şekilde hazırlandıkları var. Çünkü şey belli değildi ki ne zaman başlayacak, ne zaman olacak. Belli değildi. O yüzden böyle sıkıntılar yaşadık yani yaşayacağız herhalde. Rıza Hocam, şehir konusunda peki bir öneriniz var mı? Tek bir şehirde veya üç farklı şehirde oynanabilir demiştiniz.
Ya olabilir, bir sürü şehir var. İstanbul'da oynayabilirsin, ne bileyim Bursa, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli dörtlü birleştirebilirsin. Hepsinin köprüler yapıldı, yollarımız var. Yine Karadeniz gündeme gelmişti hocam, Trabzon, Rize, hani tesis bakımından. Ya Karadeniz'de şöyle bir şey var. Karadeniz'deki şey bana göre bu tarihlerde tahminimi söylüyorum. Aşırı nemli olduğu için belki bir sıkıntı doğurabilir. Ama burada şimdi dediğim gibi Eskişehir, Bursa, Kocaeli ve Sakarya, hatta İstanbul, böyle dörtlü bir şekilde birleştirdiğiniz zaman şuradan bakın, İstanbul'dan Bursa 45 dakika, İstanbul'dan Kocaeli en fazla yarım saat, İstanbul'dan Eskişehir en fazla 1,5-2 saat. Yani bu kadar, yollar da bu kadar, her şey bu kadar. Şimdi biz buradan uçakla İzmir'e gideceğiz, İstanbul'a gideceğiz, İstanbul'a gideceğiz. Devamlı şekilde herkes bir yolculuk yapacak. Biz buralara gideceğiz. Bizden uzak olanlar da var. Onlar da evine oralara gidip gelecekler. O yüzden bizi en çok şey yapan, tedirgin eden şeyler bunlar. Ya bunları da yapmaları lazım. Bunda bir şey yok. Federasyonu rahatlıkla ve devletimizin rahatlıkla yapabileceği bir şey. Şimdi bundan sonra zaten bir şey söyleyemiyoruz. Eğer maçların oynanmasına Sağlık Bakanımız izin veriyorsa, Bilim Kurumumuz izin veriyorsa, Federasyon ve başkanlar izin veriyorsa, yani orada yapacak bir şeyimiz yok. Kulüpler Birliği başkanları da toplanıp buna izin veriyorlarsa herhalde iyi bir karar almışlardır mutlaka. Yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun. Bundan önce ben zaten söyleyeceğimi söyledim, bir sürü şeyler söyledik. Ama dediğimiz gibi yani netice buraya geldi. Artık bundan sonra yolumuza, işimize bakacağız. Şimdi şampiyonluk yarışındaki bir takımın hocası olarak İstanbul'da telaffuz ettiniz, merak edilmiştir. Galatasaray'da yarışan takımlardan biri, Beşiktaş'ın da az olsa şans devam ediyor. İstanbul'da örneğin tüm maçlar oynanacak olsa sizi rahatsız etmez mi Rıza Hocam? Hayır, niye rahatsız etsin ki? Seyirci yok, bir şey yok. Zaten seyircisiz maçlar oynanıyor, tatsızsız maçlar oynanıyor. İşte Bayern Münih Dortmund maçı hayati maç, çok güzel maç. Ama bir bakıyorsunuz hiç kimse yok. Hazırlık maçı gibi, bir kimse olmamış gibi maç oynanıyor. Hiçbir anlamı olmuyor ki. Ayrıca hiçbir takımın hiçbir avantajı yoktur. Herhalde Galatasaray'ı alıp kendi sahasında oynatacak değiller. Başka sahasında oynatacaklar. Ama Galatasaray İstanbul gibi bir yerde öyle bir şey yapsalar, zaten Kasımpaşa, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, bunlar zaten kendi tesislerinde kalacaklar. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Kendi tesisinde kalacaklar, ne güzel. Öbürleri de güzel bir otellerde kaldığı zaman o maçlar orada takır takır bir anda biter. Niye öyle bir zorluk çıkarıyorlar, ben onu anlamıyorum. Hiç anlamadım da. Yani birazcık futbolcuları, birazcık o görevlileri, birazcık aileleri olan insanları düşünmeleri gerekiyor ve hepsini de böyle bir araya almaları gerekiyor. Takır takır da bir şehirde veyahut da 2-3 şehirde bitirmeleri gerekiyor yani. Kısa süreden de. Yani. Peki. Rıza Hocam çok teşekkür ediyoruz. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. İyi akşamlar. Alın, iyi akşamlar. Rıza Çalınbay'dı konuğumuz. Demir Grup Sivaspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay. Hem Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün aldığı kararı değerlendirdi. Hem de maçların bir ya da birkaç şehirde oynanabileceği fikrini ortaya attı. Gündeme getirmemizi istedi. Biz de paylaşmış olduk zaten sizlerle. Şimdi hattımızda Usta Spor yazarı, Aspor yorumcusu Kemal Belgin var. Hattımızda dedim ama Kemal abi teknoloji konusunda her zaman sevmediğini belirtir ama Skype konusunda hemen ilerleme kaydetmiş. Skype hattımızda Kemal Belgin, görüntülü olarak da bizlerle birlikte. Kemal abi hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Cüneyt'ciğim, milli oluyorum bu akşam, milli. İlk kez değil mi görüntülü? Evet. Gayet güzel görünüyorsunuz. Teknolojiyi de gayet iyi kullanıyorsunuz. Hep kandırmışsınız bizi. Ben telefonun yes ve no tuşuna basarım sadece diyordunuz ama şimdi görüyoruz ki Skype bile kullanabiliyorsunuz. Gerçekten tebrik ederim. Sevgili Cüneyt, bu benim değil, evdeki hanımın şeyidir, ustalığıdır, onun eseridir. Tabii orada arkadaşlar, bu işin başındaki yönetmen arkadaşlar da tabii katkı veriyorlar %100. Yoksa bu iş sade bana kalsa, oho nerede? Gayet güzel olmuş. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu çok önemli bir karar açıkladı. Ligler kaldığı yerden 12 Haziran'da yeniden başlıyor. Kemal Belgin az önce izlemişsinizdir. Erman Toroğlu'nun, işte Ankara Gücü Kulübü Başkanı'nın, teknik direktörlerin görüşlerini de paylaştık gün boyu Aspor ekranlarında.
Bir gazeteci olarak, bir ustamız olarak siz nasıl değerlendiriyorsunuz Futbol Federasyonu'nun aldığı kararı? Sevgili Cüneyt,